Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un yalın ayak evden kaçtığı anlar kamerada. Ozan Güven'den şiddet gördüğü iddia edilen Deniz Bulutsuz'un evden kaçıp yalın ayak sokakta yürüdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Oyuncu Ozan Güven, arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak. Olayla ilgili bazı kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Deniz Bulutsuz saat 3.38'de çıplak ayakla yürüyor. Görüntülerin devamında ise saat 3.40 sıralarında Güven'in şoförünün görüntüye giriyor. Söz konusu görüntülerin Deniz Bulutsuz'un darp edildiği geceye ait olduğu belirtiliyor. Bakalım arkadaşlar. Evet, görüntülerde açık ve net olarak görülmüyor ama evet, görüntüler Bulutsuz'u doğrulamış. Yani ben yalın ayak gidiyorum, ayağımda ayakkabı yok diyen Ozan Güven'in arkadaşı Deniz Bulutsuz'u doğrular nitelikte. Bunlar da tabii Ozan Güven'i zor duruma sokuyor. Çünkü ben darp etmedim demişti. Evet. 13,5 yıla kadar hapsi isteniyor. Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet edilen ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında 13,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı. Mahkemenin kabul ettiği dosyanın 21 Ocak 2021 tarihinde görülmesine kararı verilmişti. Önceki gün ise Ozan Güven'in evinin yakınlarındaki bir iş yerinin kamera kayıtlarına günaydın ulaştı. Emniyet güçlerinin incelediği görüntülerde Bulutsuz'un çıplak ayaklı sokakta yürüdüğü belirlendi. Şoför de kadraja giriyor. Bulutsuz'un görüntülerinin devamında 3.40 sularında Güven'in şoförü Hasan D'nin görüntüye girdiği belirlendi. Güven'in ifadesinde belirttiği benzin istasyonunun kamera görüntüleri incelendi. Kamera görüntülerinde Ozan Güven'in şoförüne ait aracın istasyona girdiği ve marketten alışveriş yaptığı görülüyor. Ancak bu sırada Bulutsuz'un içeride olup olmadığı belirlenmedi. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Güven'in Bulutsuz ile olay günü tartıştıkları, Bulutsuz'un eski ilişkisinden konu açılınca Güven'in genç kadına sinkaflı sözlerle hakaret ettiği anlatılmıştı. Yaşanan tartışmada Güven'in genç kadını eliyle ve silahtan sayılan abajurla vurarak darp ettiğinden söz edilmişti. Evet, yani bu ilişkiler ahlaksızlık kokuyor. Yani kadın eski ilişkisinden, eski efendim nişanlısı da değil, kocası da değil, yani bunlar artık birbirleriyle gayri meşru olarak yaşamak, seviyeli bir birliktelik diye adlandırılan seviyesiz ilişkiler yumağı maalesef sanat camiasını sarmalı haline almış durumda. Ve bu şekilde olunca da işte birisi biriyle birlikte oluyor, sonra ayrılıyorlar, sonra başka birisiyle, birbirlerinin eskiden çıktıkları insanlarla sonra tekrar bir araya geliyorlar falan. Sonra da bir de eski ilişkilerinden bahsedince Ozan Güven kendisini tutamamış. Ama yapması gereken kesinlikle bu değil. Nedir? İnsan olan kardeşim, madem sen eski arkadaşını unutamadın, yollarımızı ayıralım efendim, şudur budur. Ama kadın da demiş ki, medyaya düşen haberlere göre, işte ben hem seninle beraberdim hem de diğer arkadaşımdan da ayrılmadım. Yani ikinizi de haşa idare ediyordum falan vesaire gibi ahlaksız ifadeleri kullanınca adamın sinir beynine sıçrıyor, zıplıyor tabiri caizse. Tamamen tahrike yönelik şeyler. Yani tamam, adamın yaptığı hiçbir zaman hiçbir şekilde tasvip edilecek şeyler değil ama kadının da yani sanki insanın damarına yani insanı kışkırtacak şekilde, provokatörlük yapacak şekilde olan olaylar. Yani sen yok şöyleydi de böyleydi, niye yapsın yani bu adam?
Niye bu şekilde şey yapıyorsun? Yani burada Ozan Güven haklıdır demiyorum. Yani bu adam ya çekecek, terk edecek, bırakacak, gidecek, şunu yapacak, bunu yapacak. Ya da yani hala sus dediği halde, konuşma dediği halde kadın konuşursa, konuşma etme dedikçe yani bu şekildeki insanların maalesef yapmış olduğu olaylar teşvik ediliyor gibi, yani provoke ediliyor gibi. Onun için lütfen aman şan, şöhret sahibi olayım, ünleneyim, şanlanayım, şöhretleneyim falan diye bu şekilde çok ayıp, örfümüze, adetlerimize, kültürümüze, dinimize, inancımıza yakışmayacak haberlerle insanların önüne bu şekilde sunulması, bu insanların tamamen yani iğrençlikler. Ama kadın amacına ulaştığı, reklamın iyisi kötüsü olmaz daha düne kadar, diyelim bir hafta önce ancak kendi dar çevresi arkadaşları bilirken, şimdi bütün Türkiye'nin belki de dünya çapında birçok ünlü kadın derneklerinin gündemine girdi. Yani bunu becerdi kadın yani. He yani ben seni bütün Türkiye'ye kadın döven adam olarak ilan ederim demiş zaten. Ve dediğinde yaptı. Dayak yemiş, şey etmiş falan vesaire. Ama sen adama bunu niye bu şekilde anlatıyorsun? Yani Nasrettin Hoca dul bir kadınla evleniyor. İşte kadın her akşam eski kocasından, eski işte efendim işte günlerinden, şundan bundan bahsediyormuş. Bir gün, iki gün, bir ay, iki ay Nasrettin Hoca bir gün yataktan düşmüş yani gecenin bir yarısında. Hanım sormuş, ne oldu hoca, niye düştün? Demiş ki üçümüz sığamıyoruz yani, sen, ben, bir de eski kocan. Yani artık yeni bir sayfa açıldıysa insan hayatında, eski hayat ikide bir insanların gözüne sokulmaz. Yani lafı geçince illa konuşulur belki, efendim bahsi geçer, geçmişin hatırası, geçmişin güzellikleri unutulmaz, unutturulmamalı. Ama yani karşıdakini tahrik edercesine, karşıdakini böyle artık zıvanadan çıkartır şekilde davranışlar da doğru değil, yanlış. Ama bu şekilde gelen reklam, bu şekilde gelen ün, şan, şöhret göreceksiniz. Bu kadına, bu bayana daha çok iş teklifleri, projeler, artık ne iş yapıyorsa yani, müzikle ilgili olsun veyahut da efendim dizi sektöründe kendisine daha çok teklifler gelecektir. Halbuki bunların kesinlikle prim verilmemesi gereken olaylar yani. He, yani bununla geliyorsa bir kişi gündeme, yani ahlaksızlığıyla, dövme olaylarıyla, şunuyla bunuyla falan vesaire vesaire. Tamam, bakanlık bunu incelesin, mahkemeler bunu incelesin, devletimiz bunu incelesin. Kim haklı, kim haksız? Ama böyle vıcık vıcık, iğrenç, efendim ben hem seninleydim, hem işte eski ilişkimde devam ediyordu, şuydu buydu falan gibi insanları tahrik edecek, efendim kendini bile bile neredeyse dövdürecek şekilde hale getirip ünlü bir ismi de bu şekilde göstermek, onu tabiri caizse tuzağa çekmek, provokasyona alet etmek, provokatörlük yapmak ve bundan da prim, kazanç, ün, şan, şöhret elde edip yarın bir gün bundan ekmek yemek nasıl bir vicdandır yani? Nasıl insanlığa sığar, nasıl vicdana sığar? Ozan Güven'in yaptığını hiçbir zaman onaylamıyoruz. Kadına el kalkmaz, insana el kalkmaz. Efendim kesinlikle darp olayı falan doğru değil. Ama gerçekten de insanların ilişkilerinin düzeyli, düzenli, örfümüze, adetlerimize, kültürümüze, inancımıza uygun olması çok önemli. Dinimiz bunu emrediyor, kültürümüz bunu emrediyor, örfümüz bunu emrediyor, törelerimiz bunu emrediyor. Yani dövme olmasın ama ilişkilerde tertipli olsun.